Arnold'la tanışın. Bugün biraz fazla oynamış gibisin Arni. Ah hayır. Tek mantıklı çözüm yatağa gitmek. İyi geceler Arnold. Bütün gün video oynayarak geçirmek fark edilmeyecek. Böyle bir aşırı heyecandan sonra korkunç bir şey olabilir. Örneğin uyku felci. REM uykusu vücudun hareketsiz kaldığı bir durumdur. Uyku felci ile beyniniz uyanır. Ancak kaslarınız donmuş halde kalır. Öylece görebilir ve duyabilirsiniz. Ancak hareket edemezsiniz. O anlarda halüsinasyonlar oluşmaya başlar ve sanki üzerinizde bir iblis oturuyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ama bu uzun sürmüyor. Sorun ne Arnold? Karanlıkta uyumaktan mı korkuyorsun? Dünyadaki insanların yaklaşık %10'u niktofobiden muzdariptir. Bilim adamları bu özelliğin genetik olarak kalıtsal olduğuna inanıyorlar. Atalarımız gece avcıları tarafından yenilmekten korkuyorlardı. Ve böylece hayal gücümüz karanlıkta en korkunç resimleri çizebilir. Görünüşe göre o pencerenin arkasında biri var. Ha? Şeker tamponlu korkak pantolonların dünya sıralamasında sen birinci sırayı aldın. Tüm korku beynin amigdalasında oluşur. Bu küçücük bir buçuk santimetrelik çuvalın içerisinde bir korku duygusu oluşur. Urba Viet hastalığı nedeniyle insanların amigdalasının yok edildiği gerçek durumlar vardı. Bu korku tepkisini kalıcı olarak devre dışı bırakıyor. Ama bu kesinlikle senin için geçerli değil Arnold. Her şeyden korkuyorsun. Kendi gölgenden bile. Tamam, tamam. Işığı açacağım. Sırf burada kimsenin olmadığını bilesin diye. Ama ışıklar açıkken uyumak da kötü bir fikir. Uyku sırasında üretilen melatonin miktarının baskılayarak aşırı kiloya neden olabilirsin. Ah sonunda. Yani seçim belli. Aşırı kilolu, sarı karınlı bir korkak olmamak için karanlıkta uyumanız gerekir. Üzgünüm Arnold. Böyle kanlı senaryoların büyük bir hayranı değilim. O yüzden bazı ilginç bilgilere bir göz atalım. Arnold'un yeni arkadaşlarına afiyet olsun diyelim de önce. Şimdi onları biraz daha yakından tanımalıyız. Evet, kurt adamlara Likantrofes denir. Bu onların antik Yunan'dan aldıkları isimdir. Terimin yazarı 2500 yıl öncesinden bir tarihçi olan ve İskit'i tarif ederken anında kurda dönüşebilecek insanlardan bahseden Heredot'tur vampirlere gelince. Vampir kelimesi ilk olarak 1734'te Oxford İngilizce sözlüğünde ortaya çıktı. Arnold, yaşıyorsun. Ha çok mutluyum. Ama bekle, boynundaki ne? Hayır, bir şaka yapıyor olmalısın. Aslında aynı anda hem vampir hem de kurt adam tarafından ısırılan ilk kişisin. Nasıl görüneceğini şimdiden merak ediyorum. Sizi bunun nasıl olacağını anlamaya çalışırken size ilginç bir gerçeği anlatacağım. 1999'da 907 Amerikalı dolunay sırasında aniden kurt dönüşme ihtimaline karşı kendi kendilerine sigorta poliçesi yaptırdı. Arnold, öyle görünerek sanırım biraz çabuk keşfedileceksin. Daha az belirgin bir form seçmen lazım. Biliyor musun? Orta Çağ'da kızıllar vampir olarak kabul edilirdi. Ha, Frankie seni şimdiden arkadaş listesine ekledi. Çok tatlı. O da bir sürü rastgele saçmalıktan oluşuyor. Tıpkı senin gibi. Vampirler ve kurt adamlar arasında kadim düşmanlığı herkes bilir. Ama böyle bir şeyi tek bir bedende göreceğimi asla tahmin edemezdim. Ah, demek şimdi acıktın. Ve iki kişilik yiyeceğine ihtiyacım var. Git kurbanını ara. Mükemmel kurban. Afiyet olsun Arnie. Bekle. Arnold neredesin? Ne bekliyordun? Yani vahşi doğanın çağrısına karşı gelemezsin. Pisliğini temizlemeyi unutma ama sakın. Sen de tam bir kanemici oldun ha. Hareketlerine bak ya Arnold. Vegan olmayı düşünmeye başlaman lazım. Oo! Seni uyarmayı unuttum. Çifte yaratık, çifte avlanır. Farklılıklarını bir kenara bırakmalısın çünkü artık ortak düşmanların var. Kalk da koşmaya başla dostum ve tabii ki sarımsak artık senin için ölümcül. Seni aptal. Avın ilk kurbanı sen değilsin. Her zaman merak etmişimdir. Tren yiyen aynı anda kaç kişi yutabilir? Önemli bilgiler. Tren yiyen gizli SCP vakfı arşivlerinden bir karakter. Dünyadaki çeşitli anormal olayların kayıtlarını ve açıklamalarını tutuyorlar. Şu anda 5000'den fazla giriş var. Deneyin sonucu. Bir seferde 37 kişi. Arnold Çantalarını topla. Buradan çıkma zamanı. Tren yiyici tarafından yutulmadan önce. Sadece yüksek hızda bir trenden atılmak kötü bir fikir. Yüksek hızda bir trenden atlamak çok kötü bir fikir. Ama sen trende değilsin, midedesin. Övürme refleksini harekete geçirelim ve seni buradan çıkartalım. Koltukları gıdıklamayı dene. Bu pratik bilgiyi sevdim. Tren yiyenden nasıl çıkılır? Ve şimdi eve nasıl dönülür? Bir fikrim var. Ya senden bir tren yapsak ani? Demir yolları dünyadaki en popüler ikinci ulaşım şeklidir. ABD dünyadaki en uzun demiryolu hattına sahip. Tren Arnold'la tanışın. Dürüst olmak gerekirse çok korkunç görünüyorsun. Sevgili tren Thomas gibi değil. Tüm trenlerin insan yüzleri olduğunu hayal edersen bence yüksek hızda gözleri mahvolurdu. Acele et Arnold. Geceleri canavar tren Chocho -cho Charles tarafından saldırıya uğrayabilirsin. Aynı adı taşıyan korku oyununun kahramanı çok derine kazdıkları maddelerden gizemli bir şekilde ortaya çıkan bir canavardır. Hayvanlar ve insanlarla beslenir. Bu canavarların binlerce yıldır yaşadığına dair bir efsane var. Şu pistonları it Arnold. Vay canına. Mr. Beast ve deney tarafından bile durdurulmadın. Gördüğün gibi çoğu Charles'ı yenmek o kadar da kolay değil. Arnold bu yol doğrudan uçuruma çıkıyor. Bu senin için son şans. <laughs> Oyunu uzayda oynamaya hazır mısın? Yani ya da sadece uçmaya. Dünya'da yer çekimi seni aşağıda tutuyor. Yani zıplayarak uçmak işe yaramaz. Ama eğer yeterince hız kazanabilirsen, o zaman dünyanın yer çekiminin üstesinden gelebilirsin. Yer çekimi kuvveti ve atalet kuvveti birbirlerini dengelerler ve dünya etrafında sıfır yer çekiminde güvenle uçabilirsin. Ağırlıksızlık durumunda hareket etmek kolay değildir ve kesinlikle bu zarafet eksikliğinde değil. Arnold, görünüşe göre yeni bir yakıt türü keşfettin. Hidrojen sülfür. Canavarlarla başa çıkmana yardımcı olabilir. Neyse ki uçuş öncesi eğitimi kaçıran tek kişi sen değilsin. Dikkat et Arnie, mührü kırmış gibi görünüyorsun. Açık kilit nedeniyle gazların dengesi tamamen bozuldu. Kıyafetini giy Arnold. Yaşasın, başardın. Ama şimdi de başka bir sorun var. Şimdi canavarları nasıl duyacaksın? Sanırım tüm canavarları kendin korkutacaksın. Hayır, sar değilsin Arnold. Ses basitçe bir boşlukta hareket edemez. Ses dalgaları halinde hareket eder. Titreşen bir nesne titreşimini komşu moleküllere ve parçacıklara iletir. Uzayda hava molekülleri o kadar uzaktır ki titreşimleri iletemezler. Hava yoksa ses de yok. Yani sadece dolaba oturmak daha iyi. Üstün bir sorunumuz var. Bu son kapı mı? <laughs> Arnold 51. bölgeye girmek için uzaylı numarası yapıyor. Gerçekten akıllıca bir fikir Arnie. Ama gerçek uzaylılar tam tersine oradan kurtulmak istiyorlar. Oo! Küçük gri adamları görmeyi umuyorsun öyle mi? Ha, klişeler. Çocukluğunda zaten büyük kafalı ve siyah gözlü gri bir uzaylı gördün. Bu annendi. Bebeklerde her zaman astigmat vardır. Yani gördükleri ilk yüzü böyle görürler. Astigmat yavaş yavaş kaybolur. Ancak insansı görüntü bilinç altında kalır. Vay canına. Burada bir sürü havalı şey var. Yenilikçi teknolojiler, tedavisi olmayan hastalıkların tedavileri, ebedi sorunların cevapları. Ahni, sen uzaylıların neye benzediğini biliyor musun ki? Pekala. Şimdi öğrenmek üzeresin. Yaşam doğal seleksiyon sayesinde var. Tüm canlılar genetik kodlarını bir sonraki nesle aktarmak için çaba gösterirler. Evrim her zaman her yerde aynı şekilde ilerliyorsa, o zaman uzaylılar da bizim gibi görünmesi lazım. Belki bazı farklılıklarla. Vay canına. Ne güzel bir kız ve ölümcül dişleri var. Kaç Arnold? Bu bir boz ayıdan daha güçlü. E i̇şte kurtuluş. Ama onun için. Arnie, Şerif'in böyle bir saç stiline sahip bir adamı inanması pek olası değil. Ve tabii ki hiçbir UFO bulunamayacak. Ama uzaylılara takıntılı gibi görünüyorsun. Arnold, herkes senin deli olduğunu düşünüyor. Çünkü reptilianlar diye bir şey yok. Bilim adamları uzaylıların şuna benzediğini düşünüyor. Oktemite ile tanışın. Canlı organizmalardan oluşan kolektif bir zihin yer altında yaşar. Başı dışarıdadır ve fotosentez yoluyla ışığı sindirir. Aşağıdaki uzantılar, kelebeklere dönüşen ve ana organizmayı tozlaştıran larvaları doğurur. Hmm, psikiyatri hastanesi seni değiştirmiş sanırım. Sadece bir günde. Yaşasın Arnold, bayağı bir şey biliyorsun. Bu yüzden FBI'ye katılmaya davet edildin. Tüm UFO sırlarını sana açıklayacaklar. Bu biraz şüpheli. Hey. Ne oluyor? Ne yazık ki Arnold, deney planlandığı gibi gitmiyor. Artık bu bir rüya değil. Bu bir kabus. Evsiz bir adam tarafından yenmek en güzel ölüm değildir. Bir rüyada olsan bile. Ha, uyandın. Yoksa uyanmadın mı? Bir rüyada zaman farklı geçer. Daha yavaş kalp atışınız nedeniyle vücudunuz daha az enerji kullanır. Ancak beyniniz aynı hızda çalışır. Ancak beyniniz aynı hızda çalışır. Bir rüyada bir ömür yaşayabilirsiniz ama gerçekte sadece birkaç dakika geçmiş olabilir. Hmm. Neden her şey bu kadar garip? Belki Tagay sana söyleyebilir. Ah Anladım. Lüsid rüyadasın. Bu bedenin uykuda olduğu ancak aklın uyanık olduğu bir durum. Uzun bir eğitim ve disiplinle lüsit rüya görmeye ulaşabilirsin. Veya psilosibin kullanabilirsin. Sporcular sakatlık yaşamadan hareketlerinin pratiğini yapmak için lüsit rüyalar kullanırlar. Ve fobileri tedavi etmek için bile kullanılabilirler. Hiç lüsit rüya gördünüz mü? Durumlara yazın. Lüsit bir rüyadan çıkmak içine girmekten çok daha zordur. Hey, bir fikrim var. Bir rüyada her şeyi yapabilirsiniz ve gerçek hayatta hiçbir şey olmaz. Belki de hep hayalini kurduğun hayatı böyle yaşayabilirsin Arni. İnanamıyorum. Yeni bir mesaj. Çıkma teklifi aldın Arni. Senin zararsız sosyal medya fotoğrafın diğer milyonlarca fotoğraf gibi sokakta yüz tanıma için bir veri tabanının parçasını oluşturuyor. Amerika'da her yetişkinden biri veri tabanında yer alıyor ve 50 milyon sokak kamerası yardımıyla izlenebiliyor. Bu nedenle %99 olasılıkla yapay zeka nerede olursan ol seni bulabilir. Ancak yapay zeka bile gardırobuna yardımcı olamaz. Sonuçta iki yeşil tişört arasında seçim yapmak çok zor. Arnold, asıl mesele şu. Kendin ol ve doğal davran. Yani bu kadar da değil. Popüler chat GPT 3'ün veri tabanı. Her biri 200 sayfalık 285 bin kitapla karşılaştırılabilir. Bir kişi haftada 7 kitap okursa ancak ve ancak 5470 yıl sonra bunları bitirebilir. Yapay zeka bu görevle sadece 5 yılda başa çıkabiliyor. Yani bir insandan %101.133 daha verimlidir. Gergin misin? Ben de. Ve işte orada. Vay canına. Gerçek bir güzellik. Sana nasıl aşık oldu? Bu şüpheli. Şakalarına gülüyor mu? Çok şüpheli. Arka arkaya on strike mı? Tamamen şüpheli Arni sen berbat bir fotoğrafçısın İnanamıyorum o yapay zekaya sahip bir robot mu? Görünüşe göre senden aşk değil başka bir şeyler istiyor Kaçsan iyi olur Arni XM25 el bombası fırlatıcı. Hedefleri özerk bir şekilde tanıyabilen ve bir patlama yöntemi seçebilen yapay zekayı kullanıyor. Bununla birlikte yapay zekaya sahip en popüler silahlar dronelar olmaya devam ediyor. Yüzleri 1 mil öteden tanıyabilir ve bunu en fazla iki saniye içerisinde yapıyorlar. Ama kim bilir? Belki de bu insansız hava araçları bombalardan tamamen farklı bir şey bırakacaklar. Arnold, bu siber kadından kolayca kurtulamazsın. Bir fikrim var. Telefonu sende mi? Acele et Arnold. Onu bir şekilde devre dışı bırakman lazım. Kırmızı düğmeye bas. <laughs> ne okuyorsun? Hmm. Bir. Yüzünde korkunç bir maske olabilir. Uuu. Arnie. Bunu gerçekten tenha bir parkta okumak istediğinden emin misin? Bir manyağın ikinci işareti. Elinde bir bıçak veya başka bir silah vardır. Gerçekten üçüncü şeyi öğrenmek istediğine emin misin? Bir manyağın büyük bir silikon. Ha, bu, bu değildi. Her zaman uyarmadan saldırır. Hadi savaş Arnold. Hayatın için savaş. Manyağın dikkatini dağıt ve hemen kaç. Ah neyse unut gitsin. Merkezi bir yere gidip insanların dikkatini dağıtman lazım. Niye kimse cevap vermiyor? Psikologlar yardım yerine yangın diye bağırmayı tavsiye ediyorlar. Bu sayede insanlar seni daha çabuk fark edebilir. Polisi aramak harika bir fikir. Şimdi sen öldükten 48 saat sonra seni gerçekten aramaya başlayabilirler. <laughs> Şaka yapıyorum. Sadece gelmelerini bekle. Ayrıca spor salonu zamanı da bitti. Görünüşe göre sen bundan kaçabildin. Ama hemen böyle mutlu olma bence. Bazı manyaklar avlarını aylarca avlayabilirler. Ve bir sonraki adımlarını inanılmaz bir şekilde tahmin edebilirler. Bu arada karanlık ara sokaklar saklanmak için hiç iyi yerler değiller. Görünüşe göre sana hiçbir şey yardımcı olmayacak. Belki de... Belki bu... Manyağa kendini sevdirebilirsin. Bu manya başka bir şekilde motive eder. Bazıları gücün hastasıdır. Bazıları da sadece yanılsama yaşarlar. Bazıları ise kendilerinin toplumun en saf hali olduğunu düşünürler. Ama muhtemelen birçoğu yalnız ve derinden yaralı insanlar. Manya güzel bir şekilde idare edersen hayatta kalma şansın var. Yani evet, birkaç tane çılgın aletle karşılaşma olasılığın var ve onun birkaç çılgın fikriyle de karşılaşabilirsin. Ama bir gün sona erecek. Olay şu ki asıl duygularını asla gösterme. Unutma. Yakında kurtuluş olacak. O zaman da geriye kalan tek şey manyağın neden seni en iyi arkadaş olarak gördüğünü polise açıklamak. Geçireceğin ameliyatla alakalı biraz daha bilgi sahibi olman lazım. İlk başarılı kafa nakli Charles Guthrie tarafından 1908'de gerçekleştirildi. Fakat ameliyat köpekler üstündeydi. Kafalardan bir tanesi köpeğin boynuna ters olarak dikildi. 1950'lerde Demikov ikinci kafanın tamamen fonksiyonlu çalışmasını başardı. O 20 tane köpeği vücudunun yarısıyla beraber köpeklere dikmişti. Sonrasında ise bir köpeğin sadece kafası başka bir köpeğin vücuduna dikilmişti. Sonra da maymun vardı. Hatta nakilden sonra dikilen maymun kafası doktoru ısırmaya bile çalıştı. 2013'te Sergio Canavero insan kafası nakli yapacağını duyurdu. Yaklaşık maliyeti 12.8 milyon dolardı. 2017'de onun liderliğinde bir ölmüş insan kafası başka bir cesede dikildi. Aslında bu sana uyardı Arnold. Tamam neyse şimdi senin kısmını çalışma zamanı. Umarım batırmazsın ve bu güzel kafaları utandırmazsın. Okkabazlık yaparken tek tekerlekli bir bisiklet süreceksin. Ve bir platformun üstünden geçip yanan bir çemberden geçeceksin. Anlaşılan senin bu kadar aptal görünmeni pek hoşlanmıyorlar Arnie. Bırak da onlar vücudunu yönetirken onlara karışma. Onlar profesyonel. Senden tek istenen performansı batırmaman. En önemli zaman geldi. Muhteşem son. Bütün gözler senin üstünde Arnold. Sen bugün ana şovun en büyük parçasısın. İyi şanslar dostum. Çok iyi gidiyorsun. biraz Sadece biraz daha ve... Oradaki Tagaya mı? Seni görmeye mi geldi? Hayır hayır hayır. hayır. Sakın dikkatini dağıtma. Şimdi değil Arnold. Ne aptalama! Cientin <laughs> ön olmaya çalışırken Trule kardeşleri ve kendini utandırdın. Bu bu sirkin gördüğü en başarısız şeydi. Dünya yeni bir salgınla boğuşuyor. Enfekte olanların derilerinde lekeler var. Tüm yüzlerini korkunç kızarıklıklar kaplıyor sürekli öksürüyorlar ve ön dişleri dökülüyor. Ve izole olmamak için insanlar topluca aşıyı kara borsadan satın alarak aşılanıyorlar. Aşı henüz onaylanmadığı için kasıtlı olarak kendilerini riske atıyorlar. Ancak bunu bir an önce normal hayata dönebilmek için yapıyorlar. Arnold burada ne yapıyorsun? Aa, randevun mu var? Çok güzel. Ama şehrin eteklerinde bu kafeden daha romantik bir yer bulabilirsin. İşte burada. Vay canına. Seninle randevuya gelmesi için ona ne söyledin? Olamaz. Bu kadar çok zombi buraya nasıl girdi? Arnold, görünüşe göre Suzy'nin başı dertte. Zombilerin yeşil tenleri vardır ve biraz ayak gibi kokarlar. İlk bakışta bu sadece 3 gündür yemek yemeyen sıradan bir oyun bağımlısı gibi görünebilir. Ama hayır, zombilerin kendilerine göre beslenme şekilleri vardır. Genellikle bu yaratıklar insan beyni yerler. Arnold, ne yapacaksın? Vay canına. Şimdi ben silah diye buna derim. Kim bu? Ay olamaz. Bu Chuck Norris ve bir sürü cephaneliği de var. Şimdi biraz ders verecek. Evet bu benim düşük standartlarıma göre bile biraz acımasız. Ama çok havalı. Vay canına. Kaç zombi var acaba? Görünüşe göre bu koca adam tek kaldı. Sen buna yumruk mu diyorsun? İşte bu bir yumruktur. Öngörülemeyen zombi saldırısı nedeniyle randevunu iptal edilmiş gibi görünüyor. Arnold. Suzy'yi unutma. Olamaz. Ölümsüzler mi? Çak. Gaza bas. Vay canına. Evet. Oldukça iyi. Olamaz. Bak Arnie. Sen ve Suzy'nin ortak bir yanı var. Tıpkı senin gibi parmağı kopmuş. Hmm, daha da kötüye gidiyor gibi. Çabuk bir şeyler yap. Onu kurtarmalısınız. Yani bu adam bize yardım edebilir mi? O da kim? Grigori Rasputin. 20. yüzyılın en gizemli insanı. Hipnotik yetenekler ve olağanüstü bir şifa armağanıyla ile tanınır. Ne ürkütücü bir yer. Susi'yi davet ettiğin kafeden bile beter. Arnold, burada ne yapıyorsun? Nereye gidiyoruz? İşte ben dişçi ofisini böyle hayal ediyorum. Aşırı korkunç. Hey, çok geç olmadan durabilir miyiz? Burada her şey Rus kutlamalarının en iyi geleneklerine göre olur. Vodka, balalayka, ayılar ve sabaha kadar dans. Ve işte ihtiyacımız olan adam. Grigori Rasputin. İşte büyük adam. Görünüşe göre şifacımız 80'lik bir iksir içmiş. Bazı şeyleri kendi başınıza çözmemiz gerekecek. Onun için endişelenmemize gerek yok. Herkes yeni aşıyı konuşuyor. Birçoğu zaten kendi üzerinde denedi. Ama bir yan etkisi oldu ortaya çıktı. İnsanlar zombiye dönüşüyor. Bu Rasputin denen herifin gerçek bir psikopat olduğu ortaya çıktı. Durumdan yararlandı ve virüsü yok eden ancak yaşayanları zombiye dönüştüren bir aşı icat etti. Çak bile şokta. Çak sıra sende. Ah olamaz. Bunu nasıl yapıyor? Volker Texas Ranger'dan bile daha havalı. Demek Van ders aldığı kişi bu. Oo, işte baba geliyor. Koca adam öyle kolay yıkılmaz. Arnold geriye kalan tek kişi sensin. Arnold Hadi çabuk. Biliyordum. Hoşça kal Arnold. Hey, hey ışığı, kim, ışığı kapattı? kim kapattı? Arnold, hiçbir şeye dokunmasan iyi olur. Ne oluyor böyle? Arnold, kaç! Ah, olamaz. Şimdi 13. yüzyıldayız gibi görünüyor. Ve Kutsal Engizisyon sırasında buradayız. Ne harika bir yolculuk. Engizisyon'un ana misyonu sapkınlarla savaşmaktı. Hey! Arnold ne yaptı ya şimdi? Ooo! Sanırım şimdi anladım. Telefonlu bir kara büyü silahı zannettiler. Engizisyon ilerlemeyle pek iyi geçinemezdi. Giordano Bruno, dünyanın güneşin etrafında döndüğünü kanıtladığında katolik fikirleriyle tamamen çelişiyordu. Arnold, çok şanssızsın. O günlerde tüm kızılların şeytanla bağları olduğundan şüpheleniyorlardı. Rahatla. İlk başta sadece seni sorgulayacaklar. Bir otur ve sakinleş. Buradaki sandalyeler ısıtılabilmeleri için özellikle demirden yapılmışlar. İtiraflar genellikle işkence yoluyla elde edilirdi. Sapkınlıktan vazgeçmen lazım Arnold. Engizisyon döneminde birçok pagan ritüeli kara büyü zannedilmişti. Paganları Katolikliğe dönüştürmeye çalıştılar. Hadi Arnold, Katolikliği kucakla ve özgür olacaksın. Engizisyon'un bazen gerçekten tövbe edenlerin serbest kalmasına izin verdiği doğru. Vay be. Şimdi ne oldu? Görünüşe göre birisi seni şikayet etmiş. İnsanlar sıklıkla onlardan kurtulmak için başkalarını sapkınlıkla suçlardı. Bu işkencelere daha fazla dayanabilir misin bilmiyorum Arnold. Karşında İspanyol çizmesi, kafir çatalı ve Yahuda beşiği. Arnold her şeyi itiraf etmeni şiddetle tavsiye ederim. Tamam, bunu imzalayarak bir ruh çağıran falcı, bir sihirbaz ve bir cüce olduğunu kabul edeceksin. Bir yanından bakarsak işkenceler sona erdi ve Engizisyon aslında insanları idam etmezdi. İtiraftan sonra suçlunun cezası bir devlet mahkemesine verilirdi. Sakin ol Arni, kimse seni yakmayacak. Yasaya göre sadece kafanı kesecekler. Vay canına. Görünüşe göre herkes ellerinden alev yaratma yeteneğinden korkuyor. Güçlü bir sihir gibi görünüyor. Bu ortaçağ katolikleri o kadar vahşi ki her şeye inanıyorlar. O uzayda Among Us bir parti düzenliyor. 500 milyondan fazla oyuncuyla sol yarım kürenin nüfusundan daha fazla ve tarihteki diğer tüm oyunculardan daha fazla olan popüler bir oyun. Tabii ki oyuncuların %97'si ücretsiz sürümü mobil cihazlarda oynayabiliyor. Ancak gelirin çoğu bilgisayar versiyonu ücretli oyunlardan elde ediliyor. Tabii ki ücretsiz sürümü oynuyoruz. Ücretsiz olursa ben de oynarım. Ve kahverengiyi bir nedenden dolayı seçtim. Çünkü zamanın %65'inden daha azında oyundan atılıyor. Oyunların %90'ından fazlasında insanlar siyahı kovmayı seçiyor. Ve tam olarak sahip olduğun renk bu, Arnold. Oyunlar başlasın! En önemli şey hızlı hareket etmek. Çünkü her an öldürülebilirsin. Ve işte ilk cinayet. Hmm. Endişelenme. Burada bir sürü dedektifimiz var. Senin sahtekar olmadığını hemen anlayacaklar. Eyvah! Burada ispiyonlandığına oldukça eminim. Arnold, Uzaya atılmadan önce cehennemden çıkmanın zamanı geldi. Sahtekar olmadığını diğer oyunculara açıkça göstermek için oyundaki görevleri tamamlaman lazım. Eyvah, bu oda zaten dolu. Bu çifti rahatsız etmeyelim. Yeni bir görev var. Elektrik odasındaki yangını söndürmen lazım. Görünüşe göre işe yaradı. Sana inanıyorlar. Hadi, bu oyuncuya yardım et. Sanırım bir yangın söndürücü gördüm. Arnold biri ciddi ciddi sana komplo kurmaya çalışıyor. Üstelik istatistiklere göre elektrik ve yönetici odaları en tehlikeli yerler. Eğer gerçekten bir sahtekarsan motoru parlatman ve oyunu kazanman lazım. İşe yaramıyor. Bu harika Arnold. Yani sen bir sahtekar değilsin. Tebrikler. Dikkatli ol. Ne haber dostum? Affedersin. Eğlendik ama şimdi sen ve ben yollarımızı ayırmalıyız. Ama senin bir sahtekar olmadığından eminim. Şimdi sadece kim olduğunu bulmamız lazım. Ama bazen sahtekar göründüğünden çok daha yakındır. Bu senin için başka bir ders Arnold. Among Us'ta hiçbir arkadaş arkadaş değildir. <gülüyor> 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 Oha! Bu Jason Voorhees! Jason şiddete son derece meyilli, 2 metre boyunda büyük bir deli kaçmaya ya da saklanmaya çalışmak hiç ama hiç işe yaramaz. Kurbanının arkasından aniden ortaya çıkar. Saldırı en iyi savunma şeklidir. Ona bir tuzak kurun. Bir yıldırım çarpması Jason'ı çok çok güçlü bir hale getirdi ama yine de testereye karşı hiç ama hiç şansı yok. Olamaz Arnold el bombası bulmuş bir maymun gibisin. Sana hiçbir şekilde güvenilmiyor. Bak sen şu işe. Jason seni tamamen kendi elleriyle öldürmek istiyor. Hem de acımadan. Neden bu kadar sevindin? Warhis her zaman dirilir. Bu yüzden hızlı bir şekilde bir B planı bulman gerek. Eğer yok edemiyorsan o zaman hareket kabiliyetini sınırlamak zorundasın. Bacaklarına bir beton dökebilirsin ve o da seni takip edemez. Tabii bir sorun var. E, betonun sertleşmesi için birkaç saat lazım. Jason'ı göz önünde tutup Kalp kanın saatte yaklaşık 25 mil veya 40 kilometre hızla tüm vücutta dolaşmasını sağlayan bir pompa. Kanın geçtiği yol 100 bin kilometreden uzun ve eğer tüm bu damarlardan tek bir hat üzerinde yer alsaydı dünyayı tam iki kez dolaşırdı. 3 2 1 Dur. <laughs> Anladın. Altına mı kaçırdın? Kalbin kasılması 0.4 saniyeyi alıyor. Gevşeme süresi de aynı. Eğer ortalama bir insanın hayatındaki tüm duraksamaları toplarsanız kalbin 20 yıldan fazla dinlendiği ortaya çıkıyor. Yani kimse sadece tek bir nanosaniyelik küçük bir duraksamayı fark etmez. Kalp iki katlı bir eve benziyor. Üste sağ ve sol artiyum denilen iki oda var. Ventriküller Normal haliyle artyumdan gelen kan öyle bir basınçla vertiküllere itilir ki